Tatlı sohbetlere hoş geldiniz. Bugün yine mutfağımda birbirinden kolay ve birbirinden lezzetli tariflerim olacak. Bir de bu tarifleri birlikte yapacağım değerli iki isim var. Nebil Özgentürk ve Kubat birazdan bizlerle olacak. Ben onları buraya davet etmeden önce belki sizler de benimle yapmak istersiniz diye önce tariflerimizin malzemelerini paylaşalım istiyorum sizinle. Tahinli kurabiye yapacağız bugün sizlerle. Tahinli kurabiyemize ölçü bardağı olarak bunu kullanıyorum ben. Bir bardaktan biraz az zeytinyağı koyuyoruz. 2 kaşık kadar, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Tarçın, yine aynı ölçüde 1 bardak toz şeker, dövülmüş ceviz. Üzerini süslemek için de pudra şekerimiz olacak. Ayrıca Nebil'in ıspanağını yapacağız. Onun malzemelerini Nebil bizlerle paylaşacak. Bugün ben de ilk defa deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Biliyorsunuz Nebil mutfakta usta. Kubat da müzikte usta. İki usta ismi ben şimdi buraya davet ediyorum. Değerli dost, sevgili arkadaş, televizyoncu, belgeselci Nebil Özgentürk ve güzel sesli, güzel yürekli, taze baba Kubat'ı da izninizle buraya almak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, hayırlı olsun Aylin. Hayırlı olsun. Size de hayırlı olsun. Sağ olun. Mis gibi bebek kokuları bebek geldi. Kokuyor muyum? Mis gibi. Aman Allah'ım. Mis gibi kokuyor. Hakikaten kaç mis gibi. Kaç günlük oldu? Ya 2 haftalık. Oo, çok minik daha. Çok minik. Gülen bebek. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Valla iyi olsun diye uğraşıyoruz. Herkes sen, o, bu. Hep nefes alalım diye. İyi şeyler var çünkü hayatta. Değil mi? Gerçekten bugün de yani o güzel şeyleri burada paylaşalım. Günaydınları, merhabaları paylaşalım istiyorum. Bu ülkenin var ya, bazı kirlerini temizlediğin zaman altı dünyanın en güzel ülkesi. Bir doğru. Mutluluk ülkesi aslında. Bu kadar renkli, bu kadar böyle coşkulu insanların yan yana olduğu başka ülke yok. Burada bütün dertleri, kederleri bu mutfağın dışında bırakalım. Değil mi? Doğru. Güzel lezzetler, güzel sohbetler paylaşalım. Ben doğru. Size ne ikram edeyim? Hani adettendir ya misafir geldiğinde. Önce kolonya değil tabii ki. Bu sizin nedir? İçin özel yaptım. Çok merak, ondan alabiliriz. Sağlıklı sağlıklı besleyeceğiz. Ama benim yaptığım tarifler de çok sağlıklı çok ve güzel. Çok kolay. Çok teşekkür ederim. Burada yapacaksınız, sonra eve gidip eşlerinize yapacaksınız bence. Değil mi? Yani yapacak mısınız? Çok kolay yapabilirsiniz. Çok güzel bir şey. Bu limon, elma, zencefil, nane, zencefil. Evet. Muhteşem. Ve sağlık. Ve sağlık. Ve burada da çerezlerimiz var. Şimdi ben kurabiyeyi yapıncaya kadar onlarla idare edin. Şimdi bugün ben tahinli kurabiye yapacağım. Ürünleri ve şeyleri paylaştım, malzemelerimizi paylaştım konuklarımızla. Fakat Nebil'in ıspanağı dedik. Sen bahçeden mi ıspanaklar getirdin? Bunu Nebil'i de Nebil'den desek olmaz mı? Nebil'den diyelim. Sanki daha doğru oldu değil mi? Nebil'den ıspanak. Nebil gömleği gibi anlaşılıyor. Şöyle ben şöyle hani senin tariflerin özeldir ya bir de ona kızarsın diye. Sen nasıl istiyorsan o zaman. Peki Nebil'in ıspanağı ne demek? Ne anlama gelmiş oluyor? İşte şimdi tarif edeceğiz anlayacağız. Ha ben Nebil'in ıspanağı derken. Ha neden şimdi değiştiriyoruz onu? Onu tam netleyelim. Kendisi öyle arzu ediyor. Nebil'den ıspanak o zaman öyle mi? Nebil'den ıspanak yapalım bence. Ya kötü yazım var ama en azından doğrusu oldu. Nebil'den ıspanak. Ispanak. Tamam. Yani ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ne oluyor? Hemen bu sosyal medya bir şey halinde çok yoğun. Hani Nebil'in gözlüğü, Nebil'in saçı gibi algılanıyor. Tamam. Ama yani bir şey de biliyorsun sen yıllar önce bir kahvaltıda bize böyle bir Adanalı bir şey yapmıştın. Adanalı bir lezzet yapmıştın. Hmm. İçinde böyle hani Adana çökeleği, yo Adana çökeleği. Ha o da hani çok güzel bir şeydir. Bizim yani. Evde onun adı Nebil'in salatası. Ay canım benim sağ ol. Bu da artık Nebil'in ıspanağı. Gerçekten tamam. Müthiş, Nebil'den harika bir aşçıdır. Çok Nebil güzel yani. Bir aşçı. Şimdi çok o zaman ben önce kurabiye yaparken böyle sizinle istiyorum ki hani geçmişe gidelim. Birazcık böyle hani evde, mutfakta nasılsınız? Çocuklarla aranız nasıl? Biriniz taze baba, biriniz ikinci baharda bir baba. Neler hissediyorsunuz? Ben bir yandan da şey yapayım değil mi? Kurabiyeyi yapayım ki size çaya yetiştireyim kurabiyeleri. Eyvallah. Aslında çayımız var, kahvemiz var. Bir şey çay ikram edebiliriz. Ben de çay alırım. O zaman çay hemen şunu yoğurayım. Ondan tamam, sonra çay. Tamam. Şimdi böyle yağımızı koyuyoruz. Ben bunun ölçülerini vermiştim. Bu kimin kurabiyesi? Bu da benim kurabiye. Bu mutfakta her şey benim kurabiye. Sen soruyorsun, ayıp ediyorsun. Sanki hiç bizim evde yemedin. Hayır, hayır. Çok yani ayıp. Çok olağanüstü yemek yapıyorsun da bu yaptığın kurabiye kimin anlamında? Yani tabii ki bu da benim. Yok, yok. Ya ben biraz şeyi paylaşmak istiyorum. Yani bu Nebil'den ıspanak derken altını evet. Dolduralım ne olur. Aynı. Müsaade edersen. Tamam. Tabii tabii. Az sonra demek yerine hemen şu anda anlatayım. Arkadaşlar ben İncir Altı Öğrenci Yurdu'nda kaldım. Evet. Bir yıl kadar. İzmir'de değil mi? Üniversite yıllarında. Evet. Bu öyle bir öğrenci yurdu ki bu Kubat'cığım. Her tarafı serap. Yaz kış sebze meyvenin bolluğuyla biz yurda gidip geliyorduk öğrenci yıllarında. Burada atıyorum taze fasulye serası, burada domates serası, burada ıspanak var kış ortasında değil. Burada işte biber, orada patlıcan, orada kabak.
Ya böyle bir sebze diyarının ortasında ben okul yaptım yani. Aslında o zaman hakikaten ve hep tarlaydı değil mi? Gerçekten hasta hala devam ediyor aynı hocam hatırlarsan İnciraltı İzmir. Biraz daha evet. Ve biz de yoksul, bütün öğrenciler yoksuldur biliyorsun. Her öğrenci yoksuldur. Babasının parası olsa da öğrencinin parası yoktur. Dur oğlum harçlığı azıcık bu kadar gönderiyorum der hani. Sonra biz aynı hocam İnciraltı öğrenci yurdunun yemeklerini sevmezdik. Ne yapardınız? Seralardaki sahipler gelin evladım alın istediğiniz kadar derdi. Ne olacak? Öyle o zaman öyle güzel konuştuk ilişkiler de vardı Kubat'cığım. Öyle bir ülkelik derler ya. Cennet ülkesi zamanlarımız da olmuş yani bazen. Komşuluklar, mahalle ilişkileri falan. Biz o sera sahiplerinin güzelliğinin sonucu bütün sebzelerden akşam 5 öğrenci odamızda yemek yapardık. Elektrik, evet, İnciraltı öğrenci yurdum. İşte ıspanak yapardık. Biraz sonra o Nebil'den ıspanak hikayesi de odur biraz. Öyle mesela mi? Patlıcan tava odur biraz. Bazen de Adana'dan bir şeyler gelirdi İzmir'e. İşte o bahsettiğin o çökelek de oradan Emre'm. Yani ben ama yemek yapmayı biraz annemden, teyzelerimden, ablalarımdan öğrendiğim gibi ya da akrabalarımdan, yengelerimden. Adanalı olmanın tabii bir şeyi ki var mı bunun ama için? İnciraltı öğrenci yurdu benim yemek merakımın, biraz da bu yüzden belki de beni davet ettin sağ ol. Yemek merakım, bir de bu kitaplarda tariflerim vardır ha. Gerçekten mi? Üç kitapta da tarifim var. Ama farklı. Hepsi ıspanak değil değil mi? Yok ya, patlıcanlar var, etler aslında var. Aslında Nebil, ben ıspanak duyunca biraz şaşırdım. Çünkü Nebil deyince direkt böyle hani daha bir kebap falan tür şeyler İçli insanın köfte aklına geliyor. Tek geçelim, içli köfte. İçli köfteler evet, değil alakası mi? Haşlanmış. İçli köfte yapıyor mu? Aa, ben hiç görmedim. Abla yapıyor, şimdi gönderiyor ama kendisi de. İnanılmaz. İnanılmaz. Müthiş. Ablam Adana'dan geliyor yapıyor yani. Zaten eski. Onu biliyorum. Ya Adana kebapla anılıyor ama asıl Adana'nın o lezzet başkenti olmasının nedeni evdeki yemeklerdir. Yani teyzemizin, babaannemizin yemekleridir. Evet. İnanılmaz bir başkenttir bana kalırsa Adana. O yüzden ben onları ben öğrenerek, bu sebzeli ıspanak durumu da odur. Dünyada var mı böyle bir şey sebzeli ıspanak? Sebzeli kendi kendime uydurdum ben İnciraltı yurdunda. Kendin mi yaptın öyle mi bunu? Ya bu kadar sebze varken İnciraltı öğrenci yurdunda evet, dedim ki bu sebzeyi ıspanakla buluşturunca olur. Biraz sonra kısmet olacak belki de. Şimdi yani o zaman ıspanağı ne yapacağız? Ispanağı önce ocağa koyacağız değil mi? Bu arada ben onu... Ispanağı koyalım. Evet. Aa, bugün yapıyor çeksin muyuz? Yapıyoruz. Aa harika. Artık orada yazıyor madem. Tamam. Yazıyor madem. Nebil'den ıspanak. Nebil'den soğanını ıspanak kavurmaya başlayalım aynı hocam. Tamam. Sonra biz Kubat'cığım hayatta kalırız. Böyle ikiniz oturup beni mi seyredeceksiniz? Biri burada bana yardım etmeyecek mi şimdi? Kubat da gelirse yani olur. Tamam hadi o zaman. Ama aşçı sensin abi. Yani ben buradan, ben buradan şey biraz şey yapayım. Ceviz yiyeyim mesela. Kubat gel hadi sen de. Üçümüz boz şey yapmayalım ya, ayrılmayalım. Estağfurullah. Hiç ayrılmayalım biz, evet hep beraber olalım mutfakta biz, her yerde. Biz üçümüz Neşet Ertaş çocuğuyuz ya ondan söylüyorum. Kesinlikle. Hepimiz peki onun böyle mutfakta sen yemek yaparken mırıldanır mısın azıcık? Tabii. Ne söylersin mesela? Ne bileyim bir tane bir mırıldatalım bir şey. Her ortamda ne bileyim abi özellikle. Ben Türkçücüyümdür. Tabii söylediği eserler var. Bir tanesi bunlardan özellikle Nehir abla için okuduğu var. Ha ki, öyle mi? Göçmen kızı mesela. Yemek yapmıyor işine. Olmadan olmaz. Nehir oradaysa onu okurum mesela. Evdeyse. Hadi şimdi bunu ne kadar koyacağız? Ben bugün hüzünlüysem uzun ince bir yoldayım okurum. Onu söylersin. Evet. Şimdi bugün nasıl bir duygu durumu içindesin? Ya şimdi yani güzel aslında hakikaten demin dedik ya bir nefes almak evet gerekiyor. Ben mutluyum mesela. Kubat'ım var. Sen benim 30 yıllık arkadaşımsın. Dostlarım benim, CNN Türk'ün bütün böyle güzel emekçi dostları, emek ekibi burada. Mis gibi yemekler kokuyor, Merve, soğanlar, bütün dostlar, yönetmen evet arkadaşlarım falan. Ben kendimi evde hissediyorum bir kere. Ev dediğimiz kendi evimde değil. Ev dediğimiz şey sıcaklıkta demek istiyorum. Bir kere mutluyum. Evet. O yüzden de hakikaten bu asık suratlı zamanlarımıza böyle bir güler yüzlü bir andayım. O yüzden de şimdi ben bu sebzeli ıspanağı tarif ederken tamam arkadaşlarıma söylüyorum yani sevgili seyircilerimize. Zeytinyağımızı koyduk. Evet. Halis, biraz kızarsın istersen. Biraz yansın evet. Biraz yani. Biraz yansın. Derler ki aşçıya hakikaten müdahale ediyorsun. Aşçıya. Hayır iyi ama asıl aşçı burada. Aşçı o, evet. Şimdi Nebil'in yanında artık doğru ben burada ev sahibi konumdayım. Madem Nebil'den de güzel yani. Ispanak kısmında ben şeyim. Evet. Ispanak kısmında ben ev sahibi değilim. Tamam. Nebil ev sahibi. Ilık olsa bile tamam. Şimdi tamam hemen pat diye. Yani derler ya böyle soğanı attığın zaman coş diye oluyor. Evet. Bu arada ben de bunu nasıl olsa artık bunu siz yap, yapıyorsunuz. Ben tamam kurabiyeleri çünkü tamam size yetiştirmek istiyorum. Şimdi biz dedim ya Neşet Ertaş çocuklarıyız. Sen de hani doğup büyüdüğün yerler. Evet. Benim Kuvat'ım da Afyon'un güzel bir Emirdağ'ından. Biz işte Çukurova'nın bağrından falan. Biz öyle türkü söylemeden yemek yapamayız demek istiyorum. Türküler bizi rahatlatır. Söyle abi. Haddime değil ya. Haddime neyi söylesin Kuvat? Bana neyi Kuvat'ım şey ya. Her şey söylesin. Neyi söylesin? Vallahi her şeyi güzel söylüyor. Ya ben bak burada Kubat'ın yanında içinde bana yakışmaz. Bana burada birkaç şimdi cümle bu ıspanak
Ya sen mutlaka bu Nebil'den ıspanağı yaparken her zaman söyleyerek yapıyorsundur. Bence de bir kere bir mutfakta. Söyle. Biraz yani sonra yoksa geçmez bu zaman. Dolmaz. Uzun ince bir i̇şte yoldayım. Sana ayıp etmek istemiyorum. Gidiyorum gündüz gece. Ben hep bağlamasını bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece. Türkiye işte. Rüyaya geldiğim anda. İki kapılı bir handa. Sözleri kaynattın abi. Yürüdüm aynı zamanda. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Gündüz gece o iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece o Kubat ne kadar güzel söylesin diye ben söyledim. Tabii öyle. Çünkü asıl gerçek türküyü dinleyeceksiniz diye. Şimdi Nebil de diyor ki ben dinlemeden ama, yemek yapacağım. Ama aynı bu arada ben bu türküyü bir albümde seslendirdim biliyor musun? Ukaylık yapmadım mi? Yani. Öyle mi? Ne? Ya Rengarenk Türküler diye bir albüm yaptılar. Aa hatırladım. Çok güzel bir aslında fikri hatırladım. Olan bir albüm. Mesela Yaşar Kemal'in öykülerinden, Fikret Uyan'ın resimlerinden kartonette böyle bayağı sıra sıra geliyordu 50 sayfa. Bizler de bizim gibi yani ben de arada bir tek şiir okuyan, işte türkü söyleyen, Sunay Akın şiir okudu. Ferhat falan, Yavuz Bingöl vardı o zamanlar türkü kasetinde yani. Herkes böyle bir türkü söyledi ve hem Fikir Özcan anılmış oldu hem Yaşar Kemal. İki ayrı albüm vardı. Orada ben Uzun İnce'yi rica ettim, onu söyledim. Daha doğrusu şimdi benden rica ettim. Şimdi bugün ne kadar şanslıyım o zaman ben. Aşık Veysel'e saygıyla tabii evet. Yani müthiş müthiş on bir eser. On parmağında on marifeti olan iki tane konuğum var. Canım. Estağfurullah. Kubat sen müzik dışında marifetli, nelerle marifetli olan sizlersiniz bak ama Nebil hayır, abi. Biz, hem yazar, çizer, hem de sesi muhteşem, hem de damak aşçı. Tadı evet. Muhteşem, muhteşem bir aşçı. İyi bir ev sahibi. Bir dakika kadar. Bak sevgiyle oluyor biliyor musun sevgi şu anda? Oluyor, değil mi? Sevgi katmadan şimdi, olmaz değil mi evet, ustam? Evet, mümkün. Müzik ruhum gıdası. Sebzeli ıspanak dedik ya madem. Şimdi normal evet. Herkes önce yemeğe soğan kavurur, soğanı kavurduk. Şimdi sağ olsunlar bütün arkadaşlarım, ekip arkadaşlarımız. Bütün malzemeler. Bulunan ne varsa olarak. Sebzeler minik minik doğradılar. Bir çoban sahasındaki domates büyüklüğünde. Kabak, patlıcan, havuç, domates, biber, taze fasulye ne varsa evet. Hepsi şimdi bu kavrulan soğana girecek. Onları ben getireyim mi abi şöyle? İstersen bence yavaş yavaş kavruldu sayılır. Ve bir yandan da biz ıspanağı kendi halinde, kendi suyuyla... Mesela ben sıralama yapacak olursam önce havucu. Çok teşekkürler, ailecek beğeniyoruz seni. Önce havucu. Evet. Sertten yumuşağa doğru tercih aynen. Ediyorum. Finalde zaten, finalde domates. Aynen, aynen. Zaten domatesi en son koyacağız Kulaç'cığım. Farkındayım. Anlıyorum mutfağı değil mi? Mutfağı size terk ettim. Anlıyorum arkadaşlar. Değil mi? Sertten yumuşağa evet, doğru. Evet, gayet güzel anlıyorsun. Ben de farkındaysanız mutfağı size terk ettim. Bakınız bugün. Böyle sertten yumuşağa doğru. Bu. Yani ben bu arada benimkisi böyle sahtekar bir mutfak ustalığı değil. Ben hakikaten dün akşam da yemek yaptım. İki akşam önce de yaptım. O yüzden yakışsın diye söylemiyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Bütün o şeyi atıyor Kulaç. Stresimi atıyor. Çünkü bu yani herkesin işi kendinedir. Stres falan filan derler ama bizim yapımcılık kısmı beni çok rahatsız ediyor açıkçası. Ben de mükemmel. Ben keşke sadece yazar kalabilseydim belgeselde. Makarna yaparım. Çok rahatlatır beni. Harika makarna. Domates salça da getirdi, domates soslu salçası, salçalı makarna spagetti yaparım. Öyle mi? Oo muhteşem. Bir gün onu yiyelim o zaman size. Bir gün, bir gün en sevdiğin öğün hangisidir? Şöyle bir şey var, kahvaltı yapıyorum hafif hafif ama sonra? Her gün ya öğle ya da akşam üzeri ya iyi bir şey yemek istiyorum ne yani. Ne gibi mesela? Hiç fark etmiyor. Yani hakkını vererek bir sofradan bahsediyorum. Hayır hayır. Ya öğlen, ya öğlende akşam olabilir. Öğle yemeğe de iyi geçsin istiyorum yani. Öğle iyi yediysem akşam daha hafif geçiştiriyorum. Ya da bazen işte akşam... Güzel bir yemek oluyor. Öğlen ona göre yiyorum mesela. Bir tanesi mutlaka özel bir şey evet, oluyor. Evet. Peki hiç ağzıma koymam. Bunu asla yemem. Ben de maalesef bamya. Maalesef. Ağzına. Yani. Bütün konuklarıma soruyorum. Ve işkembe. Çok enteresan. Ağzına koymazsın evet. Öyle mi? Peki en güzel yemek anne mutfağında mı pişer?
Eşin mutfağından dışarı. Bu kısmını rahat ol. Eşini izletmeyeceğiz. Kulaklarını kapatacağız. Eşim de izleyebilir. Anne mutfağı başkadır. Anne mutfağı. En güzel tabii. Neyi yapardı anne? Şimdi eşim de artık bir anne. Dolayısıyla bizim çocuğumuz da artık ileride o da anneyi seçecek değil mi abi mutfak konusunda? Tabii. Hele kız çocuğu olunca. Kız çocuğu olunca. Ne bir kızın olsun ister miydin? Ne farkı İsterdim. Var kız çocuğu babası olduğunda? Ya imrenirdim. Anlaşılıyor ki yani. Evet. Kız çocuğu dostlarım olarak. Evet. Aman Allah'ım diyor. Bir baba için kız çocuğu bir dünya güzeldir deyince artık inanıyorsun. Ne olduğunu biliyorsun. Yüzlerce binlerce yakın aile üyelerimden, dostlarımdan dinliyorum artık. Sabah akşam övüp duruyorlar yani. Ben çok isterdim. Ama şu anda da çok mutluyum. Üç erkek evlat sahibiyim. Dünya güzeli bir arkadaşlık halindeyiz. Yani şey gibi anlaşılmasın ama isterdim. Döngücü çocuğumu isterdim ve kız çocuğu olmasını isterdim. İsterdim. Ne geçmiş bir şey yok. Gene yapabilirsin. Kesinlikle bence. Geçmiş ederim. Bir şey yok. Rica ederim. Ailecek izliyorlar lütfen. Ailecek. Kubat. Şimdi bu arada anladı mı bu abi şimdi? Aynen. Evet, biraz ıspanağı dinlendirdik yani. Biraz tamam. Suyunu çektik. Evet. Bu da biraz kavruldu. Şimdi bu kendi içinde ıspanakla tamam. Beraber sebzemizi bak. Az önce saydığım sebzeler kondu. Sebzeli ıspanak. Bunu unuttuk ama neyse izleyicilerimiz unutmasın. Canım benim lütfen onu hani onu unuttuk evet. Onu artık unuttuk, canımız unuttuk, sağ olsun. Bunu üzerine bile koyabiliriz domatesi. Koyabiliriz tamam. Domatesi lütfen. Koyacağız da falan. O biraz gitti. Salçayı ne yapacağız? En son. Fasulyeyi de koyacağız. Biz birazcık lafa daldık bugün. Evet. Doğrusu biz yani söyledik baştan tabii ama hiçbir şey olmaz. Bence Kubat bu arada bize bir şarkı söylese mi acaba? Kısık ateşte. Yalnız bak Aynur'cum bu yemeğin şöyle bir özelliği var sabretsinler. Bu bir saatte ancak pişiyor. Bir saatte kısık ateş. Ben demin açıktı. Tamam. Kıstım. Bu dinlenedimde bir saatte böyle bütün her şey eriyecek. Aynen. Sonra o yüzden yani böyle 20 dakikada yapamazsın. Mesela geldiler akşam geldiler mesela altta işten evet. İnsanlar. Bunu hemen yarım saatte yapamazlar. Bunun özelliği o sebzenin olduğu gibi ıspanakla beraber erimesi. Anladım. Ve bayağı salçayı ciddi olarak. Salçayı ne zaman koyacağız? En son koyabiliriz. Şu anda rahat tamam. Yani. 20 dakika tamam. Sonra da koyabiliriz. 20 dakika sonra şimdi biz bırakacağız bunu kendine. Tamam. Hatta dediğin gibi şey yapalım. Taze fasulyeyi de koyduk. Evet nasıl olsa güveç küçük olduğu yavaş için, yavaş küçük olduğu için. Evet pişer bence evet. De. 5-10 dakika sonra da şeyi koyacağız. Domatesi. Neden domatesi biraz daha geç koyuyorum evet. Biliyor musun? Kavrulma duygusu güzeldir. Kavrulsun. Bir yandan kavrulur. Arada bir karıştıracağız. İnsanda da hayatta da öyledir değil mi? Böyle evet demlenme hali, kavrulma hali. Evet en güzel zamanıdır bence. Yemekle hayatı ne kadar güzel bir iç içe geçirdiniz yani. Evet aynen. O zaman sen hemen... Sen bana çok güzel bir CD getirdin. Bu benim son albümüm. Al ömrümü. Al ömrümü evet çok güzel bir albüm. 10. albüm. Şimdi biz bütün hünerlerimizi gösterdik sıra sende. Mikrofonu o zaman ben söyleyeyim. Ben. Mikrofonu vereyim. Teşekkür ederim. Sen söyle. Bu benim 10. albümüm. O yüzden biraz ekstra özendim diyebilirim. Gerçekten de güzel gidiyor. Aynen, aşçı beni çağırıyor. Ben biraz gideceğim. Tüpleri bilmiyorum. Tüpleri tamam, olayı bilmiyorum. Şu kısıkta diğerleri kapandı mı? Evet bak. Kapandı. Tamam. Yani kapalı, yok buna kısmında. İşimiz kalmadı. O zaman bunu kaldıralım buradan. Buyurun, mutlaka temiz çalışmak lazım. Evet, sen biraz dağıtıyorsun galiba. Tabii ki. Değil mi? Hayat dağıtıyor. Ben ne yapayım? O zaman sahneye çıkıyorum. Tamam. Sahneye çıkıyorum. Sizi sahneye alalım. Evet biz de ben de bu arada... Size söyleyeyim. Güzel bir... Güzel bir şey söyle bize. Al ömrümü söyleyeceğim. Biz de ne bileyim arkadan evet. Ufak ufak mırıldanalım. Günü gelip sen de benden çekip gidersen al ömrümü, koy ömrünü üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Yüreğimi koy avucunun
Teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Ne kadar güzel bir şarkı. Güzel türkü ve şarkı. Çok güzel. Çok teşekkür çok ederim. Çok güzel bir türkü. Cevdet Bağcı'nın bestesi. Ona da çok sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bu albümle ilgili çok kısa. Tabii. Madem oraya koyduk. Koyduk tabii. Değil mi? DMC'den çıktı. Samsun Mutfağımızın Demir'e. Mutfağımızın baş köşesinde aynen. Hep olacak. Hep mutfaktakileri bir iade etmem gerekecek. O yani albümün yani. Mutfağını anlatmam tabii gerekecek. Ki. Samsun Demir'e. Mehmet Han kardeşime diş budak müthiş bir aranje yaptı gerçekten de albümde. Emeği geçen herkese Nihat Odabaşı fotoğraflar harika. Ondan sonra gerçekten Cevdet Bağcı, güzel. Derya Yılmaz var. 3 tane bestesi var albümde. Aysun Keskin var. Onun bestesi var. Sonra bir Neşet Ertaş var. Süper. Saygıyla yad ederek. Cem Karaca var. Yani çok güzel içime sinen bir 10. albüm oldu. Emeği geçen herkese tekrar ağzınıza teşekkür sağlık. Ediyorum. Mis gibi kokuları duydunuz mu? Nereden geliyor? Bakalım. Kurabiyeden mi? Kubat'a soralım bakalım. Bu sebze kokusu mu? Bu kurabiye kokusu. Ispanak çok fena geliyor tam sağımda ama yani sağ burun deliğim oradan alıyor. Sol burun deliğim tahinliği bekliyor. Yani, o zaman ben kurabiyeleri fırından lütfen çıkarıyorum. Yakmadan size güzel bir servis çaylarınız da var. Çayları boş boş içmeyin. Bu arada, harika. Sen yemeğinle ilgilen yalnız, yemeği bana son, güvenme. En son bir sürprizimiz var yemekle tamam, ilgili. Ne yapacağız? Böyle iki yumurtayı çırpacağız, evet. Üstüne böyle bir zar gibi Oo, bırakacağız. Aklınız onu en olsun. Son söyledi. Ben evet, sır ama olarak şey, sakladın ama yakaladın. Sonra, nasıl bırakıyorsun sonra, üstüne Nebil abi? Ona nasıl bir hareket? Üstüne merak nasıl bırakıyorsun? Zar gibi bırakıyorsun. Zar gibi. Bir de merak duygusu vardır biliyorsun. Anne hocam televizyonda sen. Merak duygusu. Yani her şeyi 5 dakikada verirsen seyirci bırakır gider yarışma programı izlemeye gider. Kubat'ı bırakıp gitmesinler istiyorum. Kurabiyeleri kaç derece pişireceksiniz biliyor musunuz? Hani evde yapacak mısınız hiç sormuyorsunuz. Kaç dakika? Kaç derece? Kaç dakika? 160 derecede. 160 dakika. Evet, 20 dakika, 40 dakika. 40 dakikada pişer. 20-25 dakika, 40 dakika. Şöyle hemen size sunacak kadar çıkarıyorum. Geri kalanları yeni anneye yolluyorum. Neden 40 sene bekledin evlenmek için, baba olmak için? Neyi bekledin? Yok, evlilik için evet 40'ımda evleneceğim diye söz vermiştim kendime. Evet. O da 40'ımı geçirmeyin diye yani söz verdim artık. Evet. Ve dediğim gibi tam 40. doğum günümde evlendik biz. Evet. Sonrasında işte şimdi neredeyse 42'ye geliyoruz. Tam istediğimiz gibi de çok şükür çocuk haberini aldık. Bundan 9 ay önce, işte 8 ay önce neyse. Her şey istediğim gibi gitti. Şimdi ben doğrusunu yaptığını düşünüyorum Kubat'ım. Biliyor musunuz? Şimdi yaptığınız sözlerim kalmasın diye. Doğrusunu tamam. Yapmış Kubat bence. Öyle mi? Sen öyle yanlış mi? Mı yaptığını düşünüyorsun? Hayır, ben de çok böyle, ben şu anda çok mutluyum ama. Bunu böyle süslüyorsunuz. Öyle fırından çıkarıp eşlerinizin şey. Önüne getirmiyorsunuz. Pudra şekeriyle istediğiniz çok kadar güzel. Şöyle biraz. Buyurun efendim. Aynı alabilir miyiz? Biliyorsun sen benim ikizleri biliyorsun. İyi aman Allah'ım sıcakmış bu. Sıcakmış. Çok sıcak yanmış. Dikkat edin. Yani Yiğit'le Kaan'ın Kubat da amcaları tabii. Onların. Tabii. Şimdi canım Aziz'im çok mutluyum yani. İki tane çok yakın arkadaşım. Ama kardeşim ben gençliğimi yaşayamadım derler ya. Ama onlar beraber gençsin. Zaten gençsin şu anda yaşayın bence. Çok yani. Gençsin değil mi Kubat? Yani. Kesinlikle. 38 yaşında Nebil Özgen. 38 yaşında değil mi? Bir de Kubat gazetecilik. Geçen yıl başında 38'den bir gün aldı işte yani. Yılbaşından bir gün öncedir doğum günü. Bir de bu ülkede bir şey ispat etmek için mesleğini. Yani haftada 6 gün çalışıyorsun tamam mı? Ben şimdi bütün o meşhur bence sen olup Güneydoğu evde. Çok özür dilerim çok sıcak. Evet ha çok sıcak. Ama yemem lazım. Yemen de lazım dayanamıyorsun. O yüzden çatal. Şimdi bunu yapıyorsunuz. Yiyeceğim. O kadar kolay ki bu. Kahvelerin yanına çayların yanına bir kavanoza koyarsınız. Hiç boyatlamaz. Yalnız ben yerken kamera beni çekebilir mi? Özellikle. Çünkü de. Ben değişik ifadeler takınıyorsun. O zaman alalım artık yüz ifadesini. Evet. Bakalım şimdi ben de merakla bekliyorum. Yanmadın değil mi? Yandım anam. Lezzetten mi yandın, sıcaktan mı yandın? Vallahi lezzetten yandım. Ellerinize sağlık. Karıştıralım mı? Çok güzel. Nebil oturdun yani. Ben bak nasıl çırpılıyorum tatlı. Yani. Sen ne biçim var? Ben burada devam edebilir miyim tahinli mi yemeği? Sen devam edebilirsin lütfen. Ama Nebil'in hakkına tamam. Şey yapmıyorsun. Tamam. Hakikaten Kubat'cığım böyle... olay. Bir şey. Bir de zar yumurta yalnız atıyoruz üstüne biraz sonra. Nebil'e hediyem bu. Ay çok güzelmiş bu ya. Bu üstündeki önlükte ne hediye? Ya çok biraz kurabiyenin yarısını ver bana ya. Yok yapma ya. Abi böyle. Çok güzel ya. Güzel gayet güzel. Ama bıyığı var bakınız. Mustaş. Çok güzel. Peki canım sağ ol. Yapma be. Mutfağa giriyor ama hiç atmıyor. Nebil'in ıspanağı gibi. Ama yaptın oraya çıktın artık ya. Artık buraya çıktın sen bence. Hayatım. Bunu artık bundan sonra bu şekilde...
Hijyene dikkat edeceksin. Biliyorsun, ben her televizyon programına çıkmayı istemeyen biriyim. Ama seni çok sevdiğim için ne güzel Kubatlı'da gelmek. Çok evet. Güzel bir program bu. Ya bunu böyle kullanacaklar, sittin seni kullanacaklar. Sevdin mi? Sevdin mi Önlüğünü? Buradan Nazik Hikmet belgeselini diyeceğim ya. Olsun. Ama, ya, ama gerçekten güzel, gerçekten güzel bir önlük ya. Valla. Yani üretken ve renkli insan olmak. Peki canın sağ olsun. Ve kendiyle barışık. Ben öyleyimdir, aynen. Olmayan. Dostlarıma biraz mutluluk verirsem ne hala değil mi Kubat? Evet, ne güzel. Çok teşekkür ederim. Kubat sen de bilirsin bizim evdeki sohbetleri, dostlukları. Biliyorum, biliyorum. Nebil gerçekten bunu ne bile ben. Hediye çok teşekkür ediyorum. Ederim, sağ olasın. Nebil bundan sonra mutfağa çok girdiğinde, misafirlerine servis yaptığında bununla yapacak. Üzerimdeki önlüğü de Nehir'cim sana gönderiyorum. Bu ama hep sıcak, neden bu soğumuyor? Böyle bir durumu var mı? Şimdi çıkardık ya, hayır soğuyacak o. 5 dakika geçti yani, doldu. Sen de hepsini hemen yemeyiz. Ama yemek istiyorum ya, bak hala alamıyorum, çok sıcak. Yani eve göndereceğiz. Kısa bir reklam arası verelim, belki orada soğur. İnşallah, tamam. Kısa bir ara. Evet, Nebil'den ıspanağımız da hazır. Yanına da yoğurt koyduk. Evet. Değil mi? Yoğurt güzel gider diye çok, düşündüm çok güzel. Ben. Sarımsak yakışır. Olursa daha da güzel gider. Nebil sen zaten tadını biliyorsun ama Kubat'a bir sunalım mı? Kubat çok güzel. Çok isterim. Çok yalvararak. Yani biliyorum gerçi ama bakayım evet. Öğün olarak düşünmemiştim hiç. Evet. Ama bu sanki yani, bir öğünlük durdu şimdi birden. Ya biraz yanına makarna yapsan bence öğünlüktür. Öyle mi? Makarna yani, yapmak. Evet. Yani illa etin yanına dediniz ya o da güzel ama makarna olursa. Kurabiye. Hani böyle hafif yemek vardır ya akşam yemekleri. Şöyle tadımlık veriyor. Bir de hele, hele ki ülke hafif gitmişse o gün Aynur. Yeme de yanında yat ülkenin derler aslında ya. Aslında biraz tersten gittik değil mi? Tatlıyı önden ikram ettik. Birazcık bir şey oldu. Ne bileyim yemek sonradan şey olarak. O da doğruymuş biliyor musun Aynur? Öyle mi? Doğru dediler ki tatlıyı önden yedirdiler. Geçen de bir diyet uzmanıyla. Harika. Evet. Gerçekten harika. Ellerine ben sağlık. Ellerine sağlık Nebil abicim. Çok süper. Evde yaptığından afiyet daha güzel olsun. Oldu. Vallahi böyle düşünmemiştik. Orada böyle hani tabağa bir sürü şeyler geliyor ortaya. Şimdi ne kadar emekli olduğunu gördüm. Aynen. Daha ve bunu ben de yapabilirim yani. Gördün işte. Yapabilirim. Öğrendin değil mi? Bir programın faydaları. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bir kitap önerebilir miyim? Tabii çok kitaptan mutlu olursunuz. Kitaptan hiç güzel. Tabii. Baba Öyküler diye bir kitap. Aa ne kadar ben güzelmiş. Ben olduğum için söylemiyorum. Benim de hayatımda babalığım ve babamla ilgili ilişkilerimi anlatacağım ama bu ülkenin 10 değerli insanı bence, yani benim dışımda 10 kişiyi söyledim. Ama kendinden başladın. Hayır yani ama o şaka ya. Sen Cihan çok Barbur, değerlisin Cihan bizim Barbur. İçin. Sen Cihan, çok inanılmaz. Değerlisin. Bütün bu sorduğunda anlatılan baba hikayelerini o kadar güzel özetliyor ki. Ay ne güzel, hemen alıp yani koyuyorum. Gözümden yaş gelerek diğer hikayeleri okudum. Yani ne güzel, Erdan çok da güzel. Fazla Say. İşte Barbaros Şansal mesela, çok enteresan mesela ilk hikaye onunla başlıyor. Hepimizin önünden böyle bir gelip geçen o arkadaşımız Barbaros'u, ben tanımıyorum Barbaros'u da. Ya inanılmaz, bu ülkenin evlerinde büyük hikayeler var. Baba hikayeleri, oğul hikayeleri. Ne güzel. O yüzden aklıma geldi de. Tamam, o zaman hemen kitabı da alıyorum. Benim de öyle hikayelerim var, ikincisinde olayım. Vallahi yani. Artık evet, senin bir hikaye babanla vardır en azından. Var var, acayip hikaye. Rahmetli babamla çok özel bir adamdı. Evet. Allah rahmet eylesin. Yani çok hikayelerimiz var babamla yani. Çok teşekkür ederiz. Bu sohbetin devamını gene yapalım bence. Yapalım. Belki de sizin evde yaparız. Olabilir. Değil mi? Harika, bebek olabilir. Tebriğine gidelim. Olur. Ondan olur. Sonra orada bir güzel Kubat masasında. Nebil abi geliyor ama değil mi? Ama biz mutfağa girmeyeceğiz. Bize öyle bakma. Sen tamam. Gireceksin. Tamam. Bu sefer biz oturup yiyeceğiz. Tamam. Bu sefer makarna yaparız, spagetti. Eylem de çok güzel yapar. Artık bilemiyoruz yaparız. Ne yaparsan yapar. Nehir Larin yapar. Yapar. Tamam. Tamam. Çok teşekkür sen ederiz. Sen düşündün hemen. Çok teşekkürler. Ağzınıza, sağ ayaklarınıza sağlık. Yine sağ bekliyorum. Sağ ol. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın.